Evet, psychedelikler ve bir takım hikayeler. Şey bu arada, ben şimdi her bu zırvana muhabbetin altına şey yazıyorum açıklamasına. Birinci temaşkes, ikinci temaşkes, işte bölüm yerine temaşkesinde diyorum. Bu tamamen benim uydurduğum bir kelimeydi. Hiç öyle bir kelime yok yani. Hadi Sonra ya. geçen gün Canan şey dedi, bir bakalım bunun anlamı ne falan dedi. Ben de bakmıştım, yok dedi. Tamamen uydurma bir şey o dedim. Sonra daha detaylı bir araştırma yaptık. Temaşke Kürtçe'de izlemek demekmiş. Hayda. ve yani uyumlu bir şey de oldu yani. Bilinçaltına falan mı işledi? Ne yaptı Hiç acaba? bilmiyorum, Kürtçe'de hiç bilmiyorum ama Evet. öyle güzel oldu ya. Uyumlu bir Güzel. şekilde. Evet. Tamam, o zaman başlıyoruz. Evet, sen start yapacak mısın? Ne o elindeki? Mikrofon. Evet, sen Böyle o zaman bir sunumu yap muhabir gibi. tamam. Şu an kayıtta mıyız? Evet. Ha, okey. Harika. O zaman en sevdiğim Latince cümlelerden biriyle açılışı yapmak istiyorum. Quid quid Latin dictum sit altum videtur. Yani Latince söylenen söz kulağa hoş gelir. Lütfen. Evet. Evet, bugün Ve de yine böyle çok bir bilgelik varmış. Kesin doğruymuş gibi gelir. evet. Ki Latince yani ölü bir dil olmasına karşılık hala her yerde karşımıza çıkan ve tarihi Latince sayesinde daha iyi aydınlatabildiğimiz bir yüce dil. Keşke Bu Avrupa Germen dillerinin falan kökeni Latince, değil mi? Avrupa Germen. Evet, olabilir. Yani şöyle mesela şey ilginç. Bu Germen yani Almanca ve İngilizce'nin aslında ilk ana kökeninin Anadolu çiftçiler tarafından oluşturulduğunu biliyor muydun? Anadolu çiftçilerin dili daha sonradan taşınıp bir takım yeniliklere uğruyor ve Almanca daha sonra İngilizce olarak ortaya çıkıyor. Hatta İngilizce çok da mesela geçen bir şey öğrendim. Bu işte Wednesday, Thursday gibi mesela gün isimlerinde işte Wednesday Odin, Tanrı Odin, İskandinav tanrısı. Diğer ismiyle Woden. Woden'den geliyor. İşte Thursday Thor'dan geliyor falan. Ya Öyle İskandinav mitolojisinden ilginç. Evet. Geçenlerde bir ismini şu an unuttum. Çok unuttuğum için de üzgünüm. Yakın zamanda biri vefat etti. Sümerologlarımızdan birisi. Çok da değerli bir abimiz. Ve birçok ölü dili yani Hititçe,
Asurca, Sümerce falan gibi birçok dili, ölü dili bilen bir abimiz. Şey demişti, işte zamanında birçok şey Türkiye'ye getirmiş, birçok yurt dışına kaçırılan tarih eseri şeyi getirilmiş. Bir kişi bile Ankara'dan karşılamadı falan demişti. Dünya kadar yazıtı Türkiye'ye getirip. Ya bir futbolcu falan olman gerekiyor herhalde. Havaalanında karşılanmak için. Havaalanında karşılanması ya karşılaması için. Doğru. Üzücü. Tarihi. Geçen mesela bir muhabbet ediyorduk. Böyle işte Türkiye'deki çok tatlı bir çocuk vardı. Sanat tarihçisiymiş çocuk. Şu an işte Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans falan yapıyormuş. Böyle işte ülkedeki tarihi kaçakçılık üzerine işte tarihi nasıl yok edildiği üzerine falan bayağı keyifli bir muhabbet ediyorduk Maçka'da. Daha sonra yakın arkadaşı ki hani çocukluk arkadaşı ama hiç onunla aynı şeyde değil, denklemde değil. Sonra 7 tane mahkemesi olduğundan bahsetti. Bunlardan biri de hazine kaçakçılığıymış. Çocuk da ne yazık ki yani bu kadar muhabbet ettik ama arkadaşım işte. Ne yaparsın falan dedi. Ya zaten yani, biz mesela hani otostop yaptığımızda kaç kere bir kaçakçının arabasına bindik ben sayısını bile hatırlamıyorum. Ve söylüyorlar ya ben kaçakçılık yapıyorum işte ne bileyim altın maden buluyorum işte lahitler canım, şeyler. Mesela neresiydi? Yok Foça değil. Çok acayip. Foça, eski Foça. Foça mıydı orası? Eski Foça. Her galiba. Yer şey işte eski antik şeyler çıkmış lahitlerle bilmem nelerle falan. Adamlar evet. Bahçelerinde var yani bahçelerinde. Tabii ağacı destek falan yapmış tarihi lahiti. Evet. Belediye başkanı ne yapıyor falan diye soruyorsun adama. İçmekten hiçbir şey evet. Yapamıyor ki falan. Hatta adam mesela daha şey bir şey söylemişti daha korkunç bir şey. Bu şeyin çok fazla çıkmış orada kazı yapılınca. Arkeolojik kazı da değil bu. Yani inşaat için kazı yapıldığında bir sürü lahitler şeyler çıkıyor. Onları bir okulun inşasında kullanmışlar, inşaatında. Evet. Hani... Şeyde zaten yani bu Osmanlı döneminde özellikle şey yapıyorlar direkt hani yurt dışından şeyler falan geliyor. Yabancı arkeologlar. İlk işte yurt dışından arkeologların gelme zamanı Osmanlı döneminde. Yani toprağın altından çıkan altını bize verin, gerisini ne yapıyorsanız yapın diyor herifler. Ve nitekim öyle de oluyor yani. Şu an mesela şeyi düşün, dünyanın en büyük müzelerinden birisi İngiltere'de, British Museum. Ve devasa bir müze. Ve bedava mesela kapitalizmin hani göbeği olan bir yerde Londra gibi bir yerde bedavaya bir müze hani olması. Hı-hı. Ve bu müzede kendilerine ait hiçbir şey olmaması daha da ilginç tabii yani İngiliz tarihiyle alakalı ki İngilizlerin hani bir tarihi var mı? Hani onu da nasıl şey yani İngilizlerin lazım, o da ayrı. Bu yani bir milleti şey atmak... Hayır hayır bir şey olarak atmıyorum. Yani tabii ki de bir İskandinav tarihi ya da hani daha sonuçta bunların geçmişinde değil mi? Vikingler falan, savaşçı topluluklar. Ben tam detaylı anki... bilmiyorum onların ya benim de nereden nereye geldiğini. Ya. Ama mesela Stonehenge var ya çok eski bir yapı olarak. Evet. Onlar şu anki İngilizlerle bağdaştırılmıyor. Başka bir topluluk gibi. Tabii tabii. Neydi? Anglo-Saksonlar. Ya çok detaylı, çok bilgili olduğum konu. İngiliz tarihi üzerine mesela bir okuma yapsam bile ya da hani bilmiyorum bir İngiliz dili edebiyatı tarihiyle uğraşan falan biri. Belki buna daha şey olur, hakim olur ama hani baktığın zaman İngiliz dili edebiyatını
şey yaptığında bile önce köken olarak bir Fransızlara, bir Almanlara falan uğraman gerekiyor. Hani İngilizlere geçebilmek için. Böyle bir durumu var. Ve hani baktığın zaman mesela o British Museum'da işte bu Anadolu'dan, Mezopotamya'dan, Antik Mısır'dan falan götürülen, işte Hindistan'dan falan götürülen şeyler var. Eserlerle dolu. Evet. Ve nasıl götürmüşler yani, çok ilginç. Yani bayağı tek tek şey yapmışlar. Taşları numaralandırmışlar. 1, 2, 3, 4 falan diye. Taşları kesip kesip abi gemilere yükleyip orada birleştirip koskoca, yani neler ya, hani böyle insanın içi gidiyor yani bu şey karşısında. Mesela 1800'lerin sonunda bu şey var, Knidos, Datça'nın antik kenti, Knidos aslanı mesela, hiç gördün mü resmini? Çok acayip bir şey, heykel mesela ve şu an kaçırılmış durumda yani. Ve bunları tabii istediğinde falan da vermiyorlar yani. Öyle bir şey de yok hani. Gerçi verseler ne olacak yani, biz ne yapacağız onu? Elimize yüzümüze bulaştırırız herhalde. Bir yandan da böylesi daha da iyi diyor insan tabii ki, ama yani sonuçta kendi toprağında olması, yani o tarihi eserin kendi toprağında olması bir başka güzel gibi. Yani evet. Uzun zamandır da biz ne, o 2015'teydi, bütün müzeleri geziyorduk. Arkeolojik şeyleri de. Evet, ben mesela şey yapmak istiyorum ya kesinlikle. Hani böyle bir sene gerçekten sadece böyle Türkiye seyahatini, antik kentler ve ören yerleri işte gibi böyle planlayıp bu yerleri dolaşmayı mesela, çok istiyorum. O kadar yolculuğumuzdan çok fazla şey unutuluyor. Unuttuğum çok şey var. Ama uğradığımız antik kentleri hiç unutamıyorum. Orada vakit evet. geçirmemizi bir şey bırakıyor yani. Ki oradaki mesela Türkiye'nin en böyle heykel ve şey olarak en yoğun eserlerine sahip antik kentlerinden birisi Afrodisias. Hatırlar mısın oradaki şeyleri, yüzleri, mask şeklindeki antik kentte böyle sıralı bir şey vardı. Kordon alayı gibi bir yüzler, maskeler vardı. Birbirinden ilginç evet. Yüzlerin olduğu şeyde, insan yüzleri. Bergama'daki Akropolis de çok acayipti. Bayağı tepede ve mesela geçen bir şey öğrendim. Bu Sagalassos antik kenti hala şu an binlerce yıldır hala şey olan bir sulağı var, çeşmesi. Hala dağlardan akan ve hiç durmayan bir çeşmesi var. Bu Dionysos'a adanmış bir şey. O dönemin mesela çok şeydir aslında. Enteresandır bu, çünkü baktığın zaman eski antik Yunan'da hani Apollon'a, Athena'ya, Artemis'e adanmış birçok şey bulabiliyorsun. Ki Türkiye'de kaç tane Apollon tapınağı vardır yani sadece. Evet. Türkiye'de, Yunanistan'da ayrı falan. Dionysos'a adanan nadir yerlerden biridir mesela orası. Çok da... Neredeydi orası? Sagalassos bu şey Antalya ile Burdur'un arasında bir bölge. Ki bu antik kent çok da enteresan bir antik kent. Hatta yakın bir zamanda Yapı Kredi yayınları tarafından bir şeyi sergisi olmuştu. Gidip görmüştüm. Böyle bir şey yapmışlar. Kronolojik bir zaman dilimi yapmışlar. Sagalassos antik kentini. İlk oraya uğrayan şeyler, insan güruğu, Homo sapiensler, işte Afrika'dan göçen, hatta neandertal kalıntıları falan bile var o dönemde orada.
Daha sonra oradan Avrupa'ya falan geçiyor. Daha sonra bu Kronos, işte Likya'nın şeyi, Likya savaşlarının olduğu, Lidyalıların falan şey yaptığı. Daha sonra hani böyle en son Cumhuriyet'e kadar falan gelen bir şey yapmışlar. Kronolojik o bölgede envai çeşit kadim topluluklar gelip gitmişler. Hatta bu Luviler, bahsetmiş miydim sana Luvilerden? Hayır. Luviler. Luviler diye bir hani mesela şeyde ortaokulda falan şey yaparlardı ya tarih bilgisi dersinde işte Hititler, ne bileyim Lidyalılar, onlar bunlar falan ama Luvilerden mesela hiç bahsedilmezdi. Ya Yani zaten şimdi küçük bir parantez açacağım. Luvilere döneriz de okulda öğretilen tarih yani bir tarih değil ki. Tarih dersi değil o yani. Bakıyorum mesela tekrar yüzeysel bir şey mi? yüzeysel bir şey gibi hem de ve şey işte büyük çoğunluğunu konuların şu oluşturuyor. İşte Osmanlı şununla savaşmış. Bir atıyorum ne savaşı? Preveze Deniz Savaşı. Şunlarla galibi şu, sonuçları şu. Diğer savaş şey o savaş, bu savaş falan diye. Yani müfredat dediğin Bir şey sistematik saçma işte sapan bir şey. savaşların ve bir takım ne bileyim şey olayların anlatıldığı sıkıcı da bir o kadar. Ya savaş, yani tarihe baktım, savaşlar anlatılmak zorunda. Çünkü insanlığın, yani tarih dediğin şey gerçekten bir En kan büyük gölü, gerçeği. insanlık tarihi. Evet. Ama yani sadece böyle üstün körü o savaş, bu savaş, o savaşın sonucu bu, böyle oldu falan gibi. Ben öyle gibi görüyorum, öyle gibi geliyor bana müfredattaki tarih eğitimi. Evet öyle de zaten. Yani hatta şey var mesela baktığın zaman böyle Avrupa ülkelerinde özellikle mesela Norveç, Danimarka falan gibi ülkelerde Finlandiya bu konuda biraz daha şey şanssız değil aslında. Mesela dört dil falan hani üniversiteye daha gelmeden dört dil falan öğretiyorlar. Finliler beş dil bilmeleri gerekiyor. Fince de dahil buna. Fince zaten başlı başına acayip bir dil. Acayip bir dil ama şey iş olanağı olarak işlevsiz bir dil. O yüzden Danca da bilmesi gerekiyor bir Finlinin mesela hani şey yapabilmesi için. Bizde şey var böyle hatırlıyorum işte çocuk mesela lise hazırlıkta Almanca görüyor. Sonra lise 1'e geçtiğinde İngilizce görmeye başlayınca veliler falan kızıyordu. Çocukların kafasını karıştırıyorsunuz falan diye. Hani Evet öyle hikayeler lan o vermişti. seninle aynı beyne mi sahip yani? O ne verirsen alabilecek bir şeydi. Hani nasıl kafasını karıştırıyorsun? Aslında halbuki kafasını bıraksan açacak. Hani halbuki böyle bir durum da var. Evet. Şimdi biz psikedelikler hakkında okumalar ve izlemelerden bahsedeceğiz dedik. Ve yine tabii ki de seçtiğimiz konudan hiç bahsetmedik bu dakikaya kadar. Ben bir tane kitap olarak şöyle bir not almışım mesela. Psikedelik Şamanizm, Jim DeCornay'nin kitabı. Bu kitaptan sen önermiştin bana, biraz bahsetmek ister misin? Evet, bahsetmek isterim. Çok ilginç bir kitap gerçekten ve çok da keyifli bir kitap okuması. Jim DeCornay böyle 1960'ların işte San Francisco'sunda şey yapan, yaşayan o dönemin İşte hippi geleneğinin biraz dışında kalan ama ondan beslenen bir abi. Daha sonra işte bu tarz konulara meylediyor falan. Ve kitabında da böyle
işte bir takım mesela ilk lijerzik asit diyetamil diye nitelendireceğimiz LSD'nin aynen kullanımı ile ilgili mesela kendi üzerinde deneyler yapıyor. İşte böyle günlük halinde işte şu tarihte mesela ilk deneyiminde yaşadığı gerçeklikleri, ikinci deneyimindeki benim hatırladığım kadarıyla böyle seneler oluyordu her bir deneyimi arasında. Hiç sık bir şekilde yapmıyor. Çünkü çok ağır da şeyler olduğu için bunlar. Seneler oluyor her bir deneyim arasında ve hepsi hakkında notlar, şeyler yazmış. Benim en net hatırladığım... Daha mı ağır peki? Hani o güne göre. Bilmiyorum ki o günü. Ama şöyle şeyler diyoruz yani işte Jim Morrison mesela 15 tane bandanasına yapıştırıp falan konsere çıkıyor. Hani evet ya işte zaten biraz trip tozu 100 miligram falan deniyor hep o dönemlerde. Şu ya da sıralar 300 miligramlar şeyler genelde böyle. Kanabisten mesela hani bugün çok daha Bugün THC oranı... %50'lerin üstüne çıkan şeyler varken o zaman da %2, %4'lük şeyler içiyorlarmış. Çok daha ağır yani şu günümüzdeki şeyler sanırım. Bir de zaten LSD tehlikeli bir şey. Şu açıdan tehlikeli bir şey. 2CB olabiliyor LSD yerine. Kimyasal bir bileşen olduğu için. Ya bugün böyle sana, şeyler. Evet, sana saf LSD değil ama 2CB denen... Yani çok da... Ben hiç denk gelmedim çünkü güvendiğim insanlardan... Psikedelik şamanizm... Psikedelik şamanizm... Bunda şeyi hatırlıyorum ben. Arkadaşını öldürmeyi falan düşünüyordu o bir şey için. Evet, kupa gibi bir şey. Aynen bir dördüncü ya da beşinci denemesinde sanırım. Aradan tabii ilk denemesinden işte bir 6-7 yıl geçiyor. Bir gün Meksika'nın dağlık bir bölgesinde falan bir çiftliğinde bir arkadaşı ona şey getiriyor. Bir hediye getiriyor. Hindistan'dan böyle nasıl tasvir edebiliriz? Kupa şeklinde böyle ilginç bir hediye getiriyor. Neyse bunlar sonra SD'yi deniyorlar ve gayet keyifli falan giderken bir ara işte odaya gidiyor. Odada tek başına kalıyor falan. Onu da şöyle anlatıyor. İşte maddenin tesiri, maddenin insanı ele geçirişi konu başlığında buna değiniyor. Ve öyle bir o maddedeki şey bir madde o kupa. Hani çok eski de bir şey. Hani birçok enerji Hindistan'dan elden ele... almış sanırım binlerce yıllık bir şey olduğunu söylüyordu. Evet. Acayip bir enerji taşıyor üstünde. Tabii. Ve öyle bir yoğun bir şey hissetmiş ki o kupada hani o an arkadaşını hani yani en azından düşünsel anlamda arkadaşını o an öldürebileceğini bile hani ona sahip olmak için. Ve daha sonradan odadan içeriye giriyor arkadaşının yanına. Ve bu nasıl bir kanal işte bu onu anlıyoruz. Ve arkadaşı ona bakıp gülümsüyor. Evet. Çünkü o da şey fark diyordu etmiş. Zaten orada, biliyor gibiydi çok acayipti falan diyor. Ben bundan sonra bu arada şimdi psikedelik şamanizmden bahsetmişken yakın Jim DeCorne gibi şeyken Sunshine Makers dan da bahset biraz. Ben henüz izlemedim ama sen önermiştin. Sunshine Makers. Anlatmıştın ya bana. Yine iki arkadaş. Yine San Francisco veya yani Kaliforniyalılar. Hatırlamıyor musun? Have a Good Trip'i mi kastediyorsun? Hayır ya. Sunshine Makers'ı anlatmıştın, izlemiştin de sen. Muhtemelen. Sen bazen günde 3 film izlemekten şeyden falan neyi izlediğini unutuyorsun. Bu da tabii tehlikeli bir şey yani sürekli tüketici konumunda olmak sürekli. Evet.
bir şeyleri okumak ya da izlemek falan. Hatırlamıyorum şu an. Sunshine'la ilgili şeyi hatırlıyorum. 60'larda neydi o kağıdın ismi? Hangi Meşhur bir kağıt? kağıt piyasaya çıkarıyorlar ya. Bu ilk kağıtlardan birisi ismi Sunshine, bilmem ne, hatırlamıyorum şu an Tamam, belki kağıdın onu ismini. yapan adamlar hakkında olabilir bu. Zaten Huxley'i falan tanıyan bir adamdı galiba. Evet, sanırım onunla ilgiliydi. İlk kağıdı piyasaya çıkarışları ve işte o 60'lar döneminde yani hippilerin olduğu döneme denk geliyor falan. Piyasada tabii o dönem hala çok yaygın falan, hani yapılamamış, hala böyle bazı eyaletlerde yasak, bazılarında değil falan. Ve onunla ilgili bir belgesel. Şu an tam onu Evet. hatırlamıyorum. Son bir de mesela Woodstock'ın son belgeseli vardı. 2019'da Woodstock, Three Days That Defined a Generation denilen. Bence en iyi Woodstock belgesellerinden biriydi. En kapsamlı da aynı zamanda. Hani çünkü iç şeyin, yani Woodstock belgesellerinde genelde şöyle bir şey vardır. Hani genelde, ki çok da belgeseli yok diye biliyorum. Hani filmleri Birkaç falan tane var. yapıldı onun üzerine, ama genelde mesela zaten Woodstock diye bir belgesel var. Direkt müzisyenleri konu aldı, sahneyi Evet. konu aldı Bu belgesel. tamamen Woodstock'ın nasıl bir şey olduğu. Zaten ismi de bir jenerasyonu değiştiren 3 gün olduğu için. Tamamen öncesi planlayan adamların nasıl planladığı, nasıl geliştiği olayların, o dönemdeki ülkenin içindeki durum, sonra olay, o 3 gün ve sonrası gibi böyle genel bir şey olarak bakan, o geçmişte kalıp çok büyük bir iz bırakmış bir olaya öyle bakan belgesel. Çok güzel bir belgeseldi ama bu hippileri falan atalım bir kenara bunlarla. Var mı Evet, başka artık aklın? şeyi geçti, dönemi geçti gibi. Evet, modası geçmiş şeyler. Şu an gerçi böyle Amerika'da falan pankartları görüyorum. İşte Jobs, Need LSD falan gibi. Cups, aynen. Cups, Need LSD. Doğru. Şeyi İhtiyacın biliyor ayı musun? var. LSD ilk deneyleri yapılmaya başlandığında şimdi her zamanki gibi bürokrasi, şeyler, yeni bir madde çıktığında öyledir. Amerika'da böyle şey işler. İşte generaller falan şeyi düşünmüşler. Biz bunu kullanabilir miyiz? Askerlerimize verip daha böyle onlara... FBI üzerinde Hayır, oldukça. bu askeriye üzerindeki şeyinden bahsediyorum. Bir sürü yerde denen bir şey olmuş da askeriye de bir tabura veriliyor LSD. Sonra işte bu içtima var ya, herkes diziliyor ve sayım yapılıyor. O içtima komutanları bir tane ere, subaya veya ere içtima içindeki şey diyor. Şimdi senin bütün taburu içtima etmeni istiyorum diyor. Hepsi LSD'li bu arada, öyle dizmişler. Asker de şöyle bir cevap veriyor. İçtima etmemi mi istiyorsun? Sen yapsana diyor. Hani niye ben yapıyorum falan diyor. Sonra bütün tabur kahkaha atıyor, gülüyor falan. Kesinlikle bu maddeyi askeriye de kullanamayız falan diye düşünüyorlar. Doğal olarak. Haklılar. Haklılar, çok Sonra haklılar. ben Michael Pollan abimizden bahsetmek istiyorum. Bu abimiz bir New York Times bestseller'ı, Arzu'nun Botaniğini, hatta bir TÜYAP kitap fuarında almıştım ben. Sana da Almış vermiştim, mıydın? okudum. Evet, almıştım. Onu şey yap. Arzu'nun Botaniği de çok güzel bir kitaptı. Ama bu son Çünkü dönemde TÜYAP'tan çok kitap alınmasına aşina değilim de yani evet, o doğru. esin çocuğuyum. Tamam, bu konuyu geçelim. Bestseller abimiz hayatı boyunca çok acayip kitaplar yazıp böyle insanların saygısını ve sevgisini kazanmış bir abimiz, Michael Pollan diye aratabilirsiniz.
son dönemde birkaç sene içinde psychedeliklere ilgi duymaya başladı bu abimiz. Öncesinde hiç yokken öyle bir ilgisi. 40'lı yaşlarından sonra başlıyor küçük küçük ilgisi. Korkuyor da başta yapmaya, denemeye falan. Ama yapıyor bir şekilde falan. Ve zihninizi nasıl değiştirirsiniz diye bir kitap yazıyor. Türkçesi yok sanıyordum ben. Var Türkçesi. Geçen senelerde bakarken çevirmiş birileri sağ olsunlar. Türkçesi var şu anda. Evet, ben daha ben okumadım. Gördüm o kitabı. Ben daha okumadım ama merak ediyorum. Çünkü Arzu'nun Botaniği gerçekten güzel bir kitaptı. Güzel bir şeyi var adamın. Çok da meşhur oldu o kitabı ya. Ben yakın meşhur zamanda... Meşhur oldu çünkü Michael Pollan meşhur bir adam. Yani onun o dünyaya girmesi tabii, yani bu tarz olaylar biraz arkadaş ortamıyla da doğru orantılı. Sonradan takıldığı adamlara falan baktığında hani girmemesi de enteresan olurmuş. Paul Stamets falan mı var? Aynen ya, yani o adamlarla takılmaya başlıyor çünkü. Bir şekilde öyle adamlarla takıldığın zaman... Evet, doğru. İstemez. Paul Stamets, yani Paul Stamets demişken o zaman Fantastic Fungi. Fantastic Fungi. Evet, mesela bu çok yeni bir belgesel ve çok da bundan önce mesela bir belgesel daha vardı. Hatta ona da konuk olmuştu Paul. The Magic of Mushroom diye bir belgesel vardı. The Magic Aslında, of Mushroom. Aynen. Onu sana şey yaparım. O da ilginç bir belgesel. Ama bu Fantastic Fungi'nin şeyi çok daha iyi. Yani görüntüler, çekimler falan ve bahsettikleri şeyler. Yani her ne kadar bir takım benzerlikler olsa da. Ya ben mesela Fantastic Fungi gerçekten güzel bir belgesel ama arada bir şey yapıyorlar ya, o böyle çok içime sinmiyor benim. Çünkü onu her konuda araştırma yapanlar bu şeye düşebiliyor, böyle acayip abartma şeyini. Şöyle, yani mesela şöyle sahneler vardı. Mantarlar bizim geleceğimiz, geçmişimiz, annemiz, her şeyimiz falan. Yani anlayabiliyorum neden öyle dediklerini. Kesinlikle anlayabiliyorum ama bunu bu şekilde sunduğunda bir tek o noktalar böyle artık biraz sıkabiliyor ama şöyle insanı. Bir şey de var. Şimdi, ama anlayabiliyorum gerçekten neden. Mikoloji diyoruz değil mi o bölüme? Mantarlar üzerine uzmanlaşma. Mikolog. Evet, mikolog. Mikoloji. Gerçekten enteresan bir bilim dalı evet aslında. Evet ya, ben hani, o belgeseli izlediğimde mikolog olası geliyor insanın. Çünkü yani baktığın zaman hani bugün mesela bildiğimiz bir takım gerçekler var. Mesela plastik yiyen mantarlar var. Çernobil'de etrafı saran hani ve inanılmaz bir şey oluşturmuş, habitat oluşturmuş bir mantar şeyi var. Evet. Ya zaten bu var. Dekompoze etme olayı onun doğada dışında, en çok mantarların görevi. Onun dışında onların mesela plastiği ve şeyi yok etme görevinde onların üstlenmesi çok normal ya aslında. Şimdi biz mantarlar dediğimiz zaman aslında şey tarafıyla biraz daha ilgiliyiz. Görünen tarafıyla. Yani o çiçeği, yani oluşumu, dış yüzeyde beliren kısmı. Ama bu dünyada sadece %10'luk bir kısmı. Evet, mikoriza şeyi... Diğer türlü yani o mikoriza dediğimiz madde, yani asıl toprağın altındaki ya da birçok şeyin mantarlaşması, bir yoğurdu bile koyduğun zaman değil mi? Onun şey yapması, onun içinde oluşan hücre şeyler. Bunlar çok daha aslında önemli. Evet. Yani bir ağacın, bir ormanın yaşam damarı aslında o mantarların. Evet, nörol bir ağ gibi de böyle. Ve ağaçlar arasındaki iletişimi şeyi de sağlıyor sanırım. Çünkü o ağaçların kökleriyle birlikte de birleşip birbirleriyle. Ağaçlar bu arada... Ağaçların... O belgeselde şeyi söylüyor. Ağaçlarda aile kavramı varmış. Mesela tabii.
işte kendi tohumundan olan, kendi çocuğu olan ağaçlara bakıyormuş falan ağaçlar. Onlara besin dağıtıyor. Aşağıdaki kökler ve o mikorizadan yayılan şeylerle birbirleriyle Birbirlerini savaş da açabiliyorlarmış. kesiyorlar. Diğerlerinin besin şeyini kesiyorlar falan. Kesinlikle. Bunları hep işte mikorizalarla sağlıyorlar. Birbirleri arasında konuşmaları işte mesela şey diyor hatta mesela bir palamut ağacına dokunduğun zaman tabii senin dokunduğun gibi bir fiziksel şey hissetmiyordur muhtemelen ama bir dokunuş hissediyor mesela. Hani farklı bir algıyla tabii. Hani bunu bile hissediyor anladın mı? Bir ağaca sarıldığın zaman o şeyi anlayabiliyor yani demek ki. Bir de Ve şey çok acayipti. Karıncalar hani şey oluyor ya, mantarı, o karıncalar hikayesini hatırlıyor musun? Kapıda iki tane karınca duruyor. Gardiyan karınca bunlar, onların yuvasının oraya. Diğerleri bütün besin falan taşıyorlar ya. Eğer mantara dokunmuş bir tane karınca görürlerse, o yayılmış mantar mıydı, neye dokunma? Mycelium'a işte o. Mycelium'a dokunmuş bir karınca görürlerse o gardiyanlar o karıncayı içeri almıyorlar. Çünkü içeri girerse herkes ölecek onun yüzünden. O dekompoze eden bir şey ya. Çürüten bedeni şey. O yüzden onları, o iki gardiyan öyle karıncaları şey yapıyor, içeri almıyor ve onlara böyle kafasını koparıyorlar. Kafasını kopardıkları için de kendileri de ölüyorlar, kendileri de dokundukları için. Çok acayip. Şeyi hatırlıyor musun peki? Bu bir kitap hikayesi var. İşte bir kitapla karşılaşıyor bu ve mucizevi bir kitap. Yani oldukça şey fikirlerini değiştiriyor falan genç yaşında. Sonra bir arkadaşına veriyor bu kitabı. Arkadaşı işte okumak istiyor falan. Sonra arkadaşının babası kitabı Ha, derhal yakıyor. Evet. yakıyor falan. Şeyler, İşte Psychedelikler hani hakkında bir kitaptı. evet Babası ve yakıyor. O da şey diyordu. işte o zaman diyor hani anladım diyor bunun ne kadar şey olarak hani bu insanlar için tehlikeli diye hani O direkt yüzden yakmışım. değerlidir de diyor yani. Bir Değerli, insanın bunu yaptırıyorsa, yaktırıyorsa o kitabı, ben bu konuyu araştırırım demiş. evet. Sonra Embrace of the Serpent. Evet. İzledin. Tabii ki de. Muhteşem bir film. Gerçekten böyle çok Kolombiya yapımı bir film izlemedim daha önce. Ve gerçekten şeyler yani, iyiler yani. Kim öyle Bu bir Wade Davis'in hocası mı demiştin sen bu? evet, Richard Evans, Wade Davis'in Harvard'daki hocası. İlk zaten Kolombiya'ya, Peru'ya, işte Brezilya'ya, Güney Amerika'ya giden şeylerden birisi. Evet. Kendisini yapan ilk kişilerden, Yerlilerin dilini oradaki de yerlerden. öğrenmiş. Bu Tabii. film onun hakkında ama belgesel değil, kurgu bir film. Çok da güzel yapmışlar. Yakruna ismindeki kutsal bitkinin Evet. arayışında. Bu işte sana bahsettiğim şey oydu. İşte Yakruna şey bir Wade Davis bir şeyinde belgeselinde bir kabileyle şey yapıyor falan. Bir Kolombiya kabilesiyle. Benim hocam da diyor işte hocasını da şey yapıyorlar. O kabilenin eskileri falan tanıyorlar. Buraya geldi araştırma yaptı falan. Yakruna'yı da çok sever falan diyorlar. İşte kabilenin üyeleri de senin hocan da bizim gibi Yakruna sevici Kokain diye man gibi. aynen gibi ve ya, daha sonradan kauçu falan araştırmak için işte Zaten kauçukla kolonizasyona gidiyor. ilgilendiğini gördüğünde çok böyle bir yerliler hep şey oluyor. Kauçuk ağacına baktığını falan bile görse sen de bir beyaz adamdan fazlası değilsin. Kauçuğun peşindesin, değil mi?
işte kauçuk olayı önemli çünkü şeyde de. Fitzcarraldo da mı bahsediyordu? Evet, yani bayağı sömürülüp bu şeyde Latin Amerika'nın kesik damarlarında da çok anlatıyor kauçuk olayını şey Eduardo Galeano. Tabii canım kauçuk, kakao, işte kahve. Yani, sinirlenmekte haklılar o adamlar çünkü mesela Latin, çünkü ben bunun cevabını veremem, böyle anlatamam olayları şeyleri çünkü çok fazla. Ama mesela, aklımda şey olarak bunun cevabı Latin Amerika'nın kesik damarları isimli Eduardo Galeano'nun kitabının içinde. Şeyde patates de enteresan bir şey. Mesela patates üzerine geçenlerde bir yazı okudum. Çok ilginç abi. Yani biliyorsun patates çok geç Avrupa'da keşfedilen bir şey. Ki Türkiye'ye daha da geç geliyor. 1800'lerin sonunda falan geliyor patates. Tabii direkt Avrupalılar işte altına falan saldırdıklarında fark etmiyorlar patatesin ne kadar önemli bir şey olduğunu. Daha sonra bir bakıyorlar bu mucizevi bir şey yani. Kolay bozulmuyor falan hani mı? En tabii canım doyurucu, yani. Doyurucu, hani potasyumu atıyor, var. Tarım devriminde buğday neyse, daha sonra mısır neyse patates de 1700'lerden sonra Avrupa'da çığır açıcı bir şeye geliyor, bir döneme geliyor. Çünkü yani her koşulda yetişebilen, ne bileyim, inanılmaz besleyici hani. Evet. Hatta yani şey, İkinci Dünya yani Savaşı'nda sanayi devrimi patatesle tabii yani patates geçtiği sanayi askerlerin devrimi, savaşları falan kurtardığı hani bir aşikar. Ve mesela şey de ilginç yani Peru'da şu an 100'den fazla patates çeşidi var. Böyle resimlerine falan baktığımda şey oldum, şok oldum. Ama biz mesela bugün neden böyle bir çeşitliliğin içinde bu kadar hani kısır bir şekilde patatesi şey yapıyoruz yani. Türkiye'de 3-5 çeşit patates şeyi bulabiliyorsun değil mi? Hani evet. Neden bu böyle? O da enteresan bir konu. Daha sonra mesela bu ilk mesela Fransızlar şey yapıyor. Hatta o dönemin şeyi, ismini şu an hatırlamadığım şeyi, kraliyet ailesinden birileri patatesi halk şey yapıyor. Bu ne böyle falan hani formunu beğenmiyorlar, şeyini beğenmiyorlar. Hani damak tatlarına da pek uygun değil. O zaman ikinci Charles mı? Tam hatırlamıyorum kim oldu. Öyle bir şey Charles, Frederick falan gibi bir şeydir muhtemelen. ve şey sarayın bahçesine patates ekiyor. Sonra halk işte bunu görünce falan bu şekilde yavaş yavaş yıllar süren bir şeyde patates şu an Fransa mutfağında çok önemli bir rol oynuyor. Zira İrlanda'ya bakıyorsun mesela bu İrlanda patates kıtlığı hadisesini bilirsin. İşte şey yapıyorlar, patatesi keşfettikten sonra her yeri patates tarlası yapıyorlar abi. O dönem işte açlık var, şey var. Bütün her yeri patates ekiyorlar falan. Sonra bir kurak, bir yani tek bir besine bel bağlarsan olacağı bu. Bir kuraklık geliyor. Bütün şey, bir kuraklık diyorum. Patateslere bulaşan bir şey. Böyle bakteri gibi bir şey çıkıyor. Ve bütün patates tarlaları verimsizleşiyor falan. Ve yıllarca sürecek olan tabii açlık. Milyonlarca insan ölüyor. Evet. Bu şimdi Embrace of the Serpent demişken de mesela orada aklımda net bir şekilde kalan, iki kere falan tekrar eden şöyle bir sahne var. O Amazon yerlileri bizim Avrupalılara şey diyorlar. Bunlar sürekli sırtlarından çantalarla falan Amazon'un içinde zorla böyle yürümeye çalışıyorlar ya. Hı-hı. Ne yapıyorsun sen ya? Eşya bunlar sadece. At gitsin ne yapıyorsun falan diyor böyle.
O da hayır, bunlar benim için çok önemli. Bütün hayatım bunlar benim falan diyor. Şeyde yerlilerimiz de şey diyor. Delisin sen, biliyorsun. Şeyde bizim Richard Evans da şey diyor. Biliyorum diyor, deliyim. Yani bunun delilik olduğunu biliyorum diyor. Ve işte bu servete, mallara bağlılık sahip olduklarının o yükü hakkında da Tibet'in Ölüler kitabı güzel bir kitap. Tibet'in Ölüler kitabında şöyle bir şey de vardı. Neydi? Bardo alemi miydi? Şöyle bir Bahsettikleri. konseptten bahsediyorlar. Öldükten sonra reenkarnasyon kavramları var bunlarda da. Öldükten sonra ruhun bir savaş verir diyordu. Eğer sen geçmişindeki servetine falan bağlıysan, onları başkalarının kullanmasından çekiniyorsan, şeysen, dünya üzerindeki şeyleri sahiplenmişsen yani, ruhun üst bilince yükselemiyor. Reenkarnasyon şeyine tekrar dünyaya gelmek zorunda kalıyorsun. Ama eğer gerçekten tamamladıysan buradaki şeyini ve bir eriştiysen o kademeye, öyle bir bağlılığın falan da yoksa, kendi bilincini gerçekleştirdiysen, öldükten sonra şey oluyorsun, üst bilince yükseliyorsun, tekrar dünyaya geri gelmiyorsun diyor. Ve şey, mesela şöyle bir bilimsel araştırma da var, bu da ilginç. Beynin öldükten sonra çalışmaya devam ettiği kanıtlanmış bir gerçek. Beden öldükten sonra beyin bir süre daha çalışmaya devam ediyor ve bu kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor. İşte kiminin 15 dakika daha devam ediyor, kiminin böyle 1 saat, 2 saat falan çalışmaya nöronların hareketlerin devam etmesinin 1 saat, 2 saati bulduğu görülüyor. İşte Tibetlilerin bahsettiği şeyde de buna benzer bir şey olabilir o. Hani ya bilemeyiz tabii, ben öyle bir şeydir diyemem. Bu kesin kanıtlanabilir bir şey de değil ama o savaşı verme şeyine benim böyle bağdaştırdığım şeylerden biri. Anlıyorum. Bir de mesela Tao Te Ching. Bu ikisi de Tibet'in Ölüler kitabının dışında Tao Te Ching de Doğu felsefesinde biraz aynı şeylerden bahseden bir şey. Ve Tao Te Ching benim için aşırı önemli bir kitap. Çünkü o kitapla karşılaştığımda böyle haftalarca elimden bırakamamıştım ve sürekli yanımda geziyorum, elimde taşıyorum hatta. Arada bir açıp o öğretilerden birini okuyup kapatıyordum. Tao Te Ching yani şey de bir kitap aslında. Enteresan da bir kitap çünkü Lao Tzu biliyorsun bir aslında şey diyebiliriz. Bir yol keşişi. Evet, zaten Tao Te Ching'in Yol anlamı bilgini. Ve yol öğretisi hayatı gibi bir boyunca. şey. Hı. Evet ve hayatı boyunca. Bu arada yol demişken bu geçen hafta da oruç Aroba'yı kaybettik biliyorsun. Evet. O da enteresan bir adamdı. Yani hatta yolu üzerine çok güzel bir kitabı var. Hangi kitap o? Yoldu galiba kitabın ismi. Ve sen hatta yol üzerine bir güzellemesini falan şey yapmıştın. Evet, Türkiye'nin çok güzel yazmış. Nietzsche'si falan diye adlandırıldı. Çünkü Nietzsche üzerine böyle Türkiye'deki en şey adamlardan, en hakim olan adamlardan biridir. Bir lafı var, çok seviyorum. Şey diyor, nasıl olsa öleceğiz, o yüzden yaşayalım. o yüzden yol enteresan bir kavram. Böyle Latuz'u biliyorsun işte kesinlikle yani sürekli sözlü edebiyatla şey yapıyor. İşte o dönemin Çin'inde kesinlikle yazıyı hatta birçok şey mesela o da çok ilginç. Sokrates de biliyorsun kendini hep
sözlü bir şekilde ifade etmiştir. Evet, Yani bugün biz öğrencisi. Sokrat'ın hani şeyini yani en şey olarak Platon'dan işte Aristoteles'ten falan şey yapıyoruz. Lao Tzu hakkında şöyle bir hikaye de var. Yani kendisi doğruluğu tartışılır ama hikaye bir mit sonuçta şey olarak yazılıyor. Bütün mitlerde gerçekliği önemli değil yani. Oradaki mesaj hikaye önemli. Şöyle bir hikaye var. Bu Lao Tzu sürekli gezgin olduğu için, sürekli hareket halinde olduğu için ve kendiliğindenlik, çok uğraşmama ve o şekilde bir ermiş olma, erme durumuna varma gibi şeylerden bahsettiği için devam ettikçe bir ara artık Çin sınırlarından çıkacak. Çin sınırlarından çıkarken de biri onu görüyor. Laos'ta, Laos'ta diyor. Halk tarafından da çok seviliyor bu arada Laos'u. Nereye gidiyorsun diyor. Hani biz çıkıp gidiyor musun ülkemizden? Bizi bırakamazsın falan diyor. Lao da yani ben yola devam edeceğim. Böyle benim belli bir ülkem yok. Ben dünya vatandaşıyım gibi bir şey diyor. Bunu ben uydurdum şu anda da. Neyse öyle. Himalayalara gidecek hayatının sonlarına doğru. Evet. Artık hani orada muhtemelen güzel bir cevap veriyor. Sonra o da şeyde halktan, Çin halkından olan biri de şey diyor. Lütfen yapma diyor. Bizi öğretilerinden mahrum bırakma. Bari şey yap diyor. Gitmeden önce şuradaki taşlara falan yazalım diyor. Birkaç şeyleri. İşte artık neyse fırça mı neyle. O zaman binlerce yıl önce çünkü. O öğretileri işliyorlar. O Çin sınırlarına işlenmiş durumda oluyor o dönemde. Ve ilk ironiyi de yapıyor gitmeden. Yani direkt zaten ironi ve paradoks zaten çok şeydir. Lao Tzu'da en sevdiğim özelliklerden biri. Cümlesi şey ya, anlatılabilen Tao, Tao değildir. Evet. Yani. Ama anlatıyor yani. Anlatıyor. Şey de Sokrat da biliyorsun ölmeden şey yapıyor ya, bir horoz kakalıyor ya işte bir Aiselos'a bir horoz borcum var. Onu verin falan deyip sonra ölüp gidiyor abi. Bir horoz borcunu da kilitliyor. Deyip gidiyor. Çok şey de çok acayip bir kitap bu arada. Sokrates'in savunması. Eşi ağlıyor falan. Şey diyor. İşte suçsuz yere öleceksin. Hani bu şey mi yani, işte bu haksızlık falan diyor. Sokrat da şey diyor. Suçlu yere ölseydim daha mı iyiydi? Ve evet, ilginç. O kitabı böyle şey bir kitap ya. Gerçekten böyle başucu kitabı diye nitelendireceğimiz her şeyde... Ne, Sokrates'in savunması mı? Hayır, şey... Tao Te Ching tabii, Tao kesinlikle. Tao Te Ching her böyle şey yaptığında... Öyle kitaplar vardı mesela. İranlıların da Hafız'ın divanını öyle kullanırlar. Böyle bir dilek ya da şey niteliğinde, hani böyle canı sıkıldığında ya da iyi hissetmediğinde falan kendini açar, divandan bir şey okur, bir mısra okur mesela ve o anki şeyine, o anki duygusuna bir cevap niteliğinde. Evet, öyle, öyle kitaplar çünkü. O da öyle bir kitap gerçekten. O zaman biraz şöyle bir şeyden bahsedelim. Biraz sonuçta biz şu an her ne konuşuyorsak konuşalım. Boş konuşuyoruz. Descartes'ta boş konuşuyoruz ama hani Descartes'ın diye adlandırabileceğimiz. Bir dakika orada biraz sesin kesildi. Descartes'ın tekrar söylesene. Descartes'tan sonra işte
özellikle Batı'nın rasyonel akıl diye nitelendireceğimiz akıl yolunu kullanıyoruz. Bu bahsettiğimiz diğer toplumlar daha sezgisel akla daha fazla önem verirken biz rasyonel akılcı bir şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Burada mesela geçen böyle bir sohbete konu olmuştuk. Bu bahsettiğim sana sanat tarihi okuyan bir çocukla şöyle keyifli bir muhabbet etmiştik. Bu Descartes'in işte meşhur bir sözü var ya, Latincesi ertigo sum diye bitiyordu. Şu an unuttum. Düşünüyorum o halde varım. Yani şöyle şey yapıyor ya Descartes işte. Ben diyor kuşku duyabilen bir canlıyım diyor. Kuşku duyuyorum. Hani bu duyguyu taşıyorum. O halde düşünüyorum. Düşünüyorsam da bir şeyim, varım. Evet. Diyor. Kant'ta düşünebilmek bir şey olduğun anlamına mı gelir falan diye karşı çıkıyor daha sonrasında ama ve biz bu şekilde bugün Batı toplumu bu düşünce sisteminden yola çıkarak bugün zaten felsefe dediğin şey de ya inanılmaz uğraşıp adamlar uğraşıp yani. Uğraşıp uğraşıp şey yapıp bir şeyler öğrenip 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 en sonunda hiçbir şey bilmediğine varma gibi bir yani o kavram. Şey zaten şey çok ilginç bir kavram. İşte Sokrates'e o zamanın şeylerinde işte Sokrat diyor ya hani bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim. Delfi tapınağındaki rahipler bile şey yapıyorlar o dönem. İşte dünyadaki en bilgin kişi Sokrat'tır diyorlar. Sokrates de nasıl yani diyor hani ben ki diyor hiçbir şey bilmediğimi biliyorum diyor. Nasıl dünyadaki en bilgin kişi ben olabilirim diyor. Sonra gidiyor Delfi Tapınağı'ndaki rahiplerle görüşüyor. O kendi hicivsel şeylerini, sorularını yöneltiyor. Çok basit soruları var ya onun böyle ki Sokrates'in savunmasında da bahsettiği ben Atina'nın bir at sineğiyim diyor. Nasıl ki diyor hani bir sinek şey yaptığı zaman onu öldürmek isterler uykusuna devam etmek için insanlar. Ben de o sineğim diyor. Siz uyumak istiyorsunuz falan diyor. Ve daha sonra Delfi Tapınağı'na gidiyor. Oradaki rahiplere de bu soruları yöneltiyor. En bilge olarak görülen o dönemin insanlarıyla sohbetler ediyor falan. En sonundan bu doğruymuş diyor. Çünkü ben hiçbir şey bilmediğimi biliyorum diyor. Bu insanların hiçbiri bunu bilmiyorlar diyor. Gerçekten bu doğruymuş demek ki diyor. Şeyde, geçen de ben böyle Metin diye biri bana ulaşmıştı bir yerlerden. Çok tatlı bir insan. Geçen böyle bir konuştuk telefonda şey dedi. İstanbul Üniversitesi'nde antropoloji okumuş. Ben de bir tekrar üçüncü üniversitem olarak oraya girebilirim. Böyle bir şey planlıyorum dedim. İşte biraz sohbet ettik. Sonra bana şöyle bir antropoloji tanımı yaptı. Bak antropoloji tanımı anlatıyorum dinle. Şey diyor. Antropoloji bilimi bir grup insanın başka bir grup insanı düzenli, sistematik ve ampirik veri bir şekilde yanlış anlamasıdır. Evet. Katılırım. Düzenli doğru. Ve sistematik bir şekilde yanlış anlama bilimine bir grup insanı antropolojidir. En şey olarak da ampirik gerçekten. Yani bu ampirizm ve rasyonel düşünce sistemiyle zaten başka yani en azından sezgisel bir akıl yürütme tekniği uygulayan bir şeyi nasıl
şey yapabiliriz ki? Nasıl anlamlandırmaya çalışabiliriz ki? Yani, evet. Birçok şey de yani bakıyorsun mesela Uzak Doğu toplumları değil mi? Yani çok bizim bugünkü düşünce sistemimizden çok daha farklı bir şekilde bakıyorlar olaylara karşı. Ve bu özellikle Zen Budizminin geliştirdiği yatay düşünce sistemi, işte koanlarla, şeylerle, yani rasyonel akıl daha dikey bir şekilde gerçekliği algılıyor ya. Evet, daha yanal, sonu evet, gelmeyen, daha açılan. Evet. Ve gerçeklik şey bu arada sen işte söylemiştin, şimdi Japonya'da I Can Breathe olayları başlamış. Hı-hı, ne o? Hı-hı. Bir anlatsana tekrar. Ya okuduğum habere göre bir Türk turisti işte bir polis şiddetine maruz kalıyor. Bir iki hafta önce sanırım. Onun görüntüleri çıkıyor Japonya'da yeni. Bayağı da şiddet uygulamış falan polis. Ve bunun üzerine zaten şu an olaylar bütün dünyada hani şeyken karışıkken Japonya'da da eylem yapmaya başlıyorlar falan. Polis yine şey yapıyor, müdahale ediyor falan. Şu an ne durumda bilmiyorum orası. Ama bir şey bize göre çok daha isyankar oldukları en azından. Bizde öyle bir şey, öyle bir düşünce bile yok. Yani evimizde oturup sadece hayranlıkla izlemekten başka bir şey yaptığımızda yok. Böyle bir durum. Evet. Ya gerçeklik şey gibi. Böyle sürekli bize gerçeklik kendini sürekli belli eden bir şeyde, düzlemde. Sadece bizim fark etmemizi bekliyor. Ve biz o bize geldiği zaman birçok zaman bunu kötü talih ya da işte ne bileyim şanssızlık olarak falan geri itiyoruz gibi geliyor bana. Yani evrenin en azından bize kozmik şaka dediğimiz şey bu. Hep bir şey yakalıyormuşsun mesajlar, gibi sonra evet, mesajların içinde buluyorsun tekrar. Yanlış algılanıyor gibi. Mesajları okumak için de çünkü bir bilgi gerekiyor ya da bir düşünce sistemi geliştirmek gerekiyor. Bir de mesajları dille anlatmak çok zor bir şey. Yani Jarmusch şey diyor, insanların anlaşamaması konusuna hep çok ilgi duymuşumdur diyor. Biz insanlar olarak pek anlaşamıyoruz yani aslında. Biri bir şeylerden bahsediyor, biri başka bir şeylerden. Birçok taraf birbirini anlayamıyor çoğunlukla ya. Yanlış anlıyor ya da. Alan Watts'ın dediği bizim şey. Bizim birbirimizi işte anlamamızın dışında gerçekliğin da nasıl bir sesi var Alp? Tın! Tın! Bizim yani birbirimizi anlamamız dışında da şimdi şöyle bir şey var. Biz bu evrenin çocukları olduğumuz için, bir yıldız tozu olduğumuz için aslında bütün o gizemin cevaplarını da içimizde barındırıyoruz. Ama bunu evet, iletmek başka bir şey. Bu mümkün de mi onu da mı bilmiyorum ama zaten içimizde barındırıyoruz yani sonuç olarak. Evet. Biz bunun bir parçasıyız. Dışarıdan falan bir şey değiliz. Ama biraz işte her şeyi yanlış anlamamızla ya da bize bir şekilde yanlış aktarıldığı için yani ne isterlerse onu aldığımız için şu an bu haldeyiz gibi geliyor bana. Bugün bütün yani mesela Batı toplumunu ele alacak olursak değil mi? Yani bugün bütün şeyler, bütün kavramlar artık gitgide şey yapılmış, yüzeyselleştirilmiş, altı boşaltılmış halde bize bir altın tepsiyle sunuluyor. Ve insanlık olarak bir amaçsızlığın ve bir varoluşsuzluğun belki
şeyindeyiz, iliklerindeyiz. Mesela bugün Cihangir'de Roma Parkı'nda dolanıyordum. İşte Zen'i gezdiriyordum. Bu arada Zen'in de bu aralar şey dönemi, regli dönemi falan. O yüzden biraz daha dikkatliyim. Parkta gezdiriyordum ve iğrenç bir manzarayla karşı karşıya kaldım. Bir tane köpek sahibi bir teyze vardı. Oğlum dedi, dikkat et falan, cam kırıkları, hani çocuğa bir şey olmasın falan dedi. Aman Allah'ım, yani gördüğüm manzara o kadar iğrenç ki, hani her yer bira şişeleri, kırıkları, cips paketleri, bilmem ne, hani çekirdekler, maskeler sonra çek falan, iğrenç bir manzara ve ya bu ne, bu iğrençlik ne falan dedim böyle kendi kendime. Sonra eve geldim. Evde İrem'e anlattığımda İrem de işte bunun sebebi cinselliğin bastırılması dedi. Haklı da bir noktada. Freud mu okuyor İrem bu dönem? Yok, bu aralar Tantra ile ilgileniyoruz. Yani dünden beri. Uzun bir zamandır beni aslında teşvik ediyordu bu konularda ama ben biraz şeydim, uzak duruyordum. Yani aslında uzak duruyordum değil, sadece hazır değildim belki. Dünden itibaren böyle bir şeye girdik, böyle bir okumaya girdik. Ve umarım hani buna ben daha fazla kafa yorabilirim. Yani bunu istiyorum bir yandan ama bir yandan birçok parametre var. Yani insan şey yapamıyor, o nasıl söyleyeyim, kendini yeterince herhangi bir şey, özellikle benim gibi karakterde olan biri ne diyordu kendini... Yer Deniz Büyücüsü'nde duymak için sessizlik gerekir. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu mesela zaten hani cinselliğin şey yapıldığı yerde, bastırıldığı ya da göz ardı edildiği yerde insan sürekli bir uğraş geliştirmeye, bir şey bir şeylerle vaktini, kendini yormaya çalışıyor. Ve öyle de bir durum var. Mesela Tantra'dan da mesela en azından tarihsel sürecinden biraz bahsedebiliriz. Burada bir kitap var, çok değerli bir kitap. Buradan mesela cinsellik ve Batı'nın, yani Batı'nın bize nasıl cinselliği lanse ettiği, Batı'nın uyuşturucuları bize nasıl, yani Batı'nın da kendi uyuşturucuları var biliyorsun. İşte televizyonlar, alkoller gibi, evet. Ve altı çok uzayacak şeyler. Burada bir karşılaştırma yapabiliriz bu anlamda. Mesela sana bu kitaptan biraz şey yapayım mı? Okumalar yapayım mı? Lütfen. Mesela Tantra'nın tarihiyle ilgili şöyle bir giriş yapabiliriz. Tantra, insanoğlunun varlığının gizemini merak edip kendi cinsel doğasının temel gücü karşısında huşuyla karşıladığı ilk andan beri var. Yani ilk insanoğlundan bugüne biz cinselliğimizi bugünkü dogmatik ve bugünkü tel örgülerle çevrilmiş bir şekilde yaşamıyorduk. Öyle değil mi? Bugün cinsellik hani çok enteresan bir kavram. Hani mesela namus diyoruz, bilmem ne diyoruz. Hani aslında doğada hiç hani doğada böyle bir şey var mı? Yani anlatabiliyor yok, muyum? Yok, herkes hani, her yerde sevişiyor ve bu mahrem bir şey değil. Evet ve biz bunu hani bunu mesela ilk taş devri döneminin bu mağarası... Öyle noktalara varmış ki kısa bir keseceğim sözünü. Babam bana şeye, o Arap Katar'a gideceğini söylemişti. Sen de istiyorsan gel falan demişti. Katar hakkında bir araştırma yapmıştım. Mesela bunun vardığı noktalar çok acayip yerlere gidiyor. Katar'da cinselliğin bastırılmasını geçtim. Şöyle bir yasa var. Yasa diyor ki
kamuya açık alanda şefkat yasağı bu yasa. Ve kamuya açık alanda karşı cinsten birine işte öpmek, birini öpmek, ona sevgi sözcükleri söylemek, sarılmak yasak. Şefkat yasağı diye bir şey var. Böyle bir gerçek var mesela Katar'da. Katar'a gitmiyorum o yüzden. Yani Katar'a gitme. Bakalım dün de Esra buradaydı. Esra da bir iş için Cezayir'e gitme durumu var bir ay sonra. Burada biraz Cezayir üzerine araştırmalar yaptık da Katar'dan farksız bir yer. Evet. Esra'yı kolay gelsin yani. Tabii o kız da hani keyfi için gitmiyor Cezayir'e. Parasal bir takım şeyler. Evet, benim babam her neyse böyle. Yani mesela bu tantrik kültürün yani cinselliğin doğasının ilk şeyden itibaren taş devrindeki mağara resimlerinden işte antik Sümer yazıtlarına, antik Mısır'ın büyülü yazıtlarından işte Arap aşk şiirlerine, ne bileyim Yunan ve Yahudi mistik yazıtlarına kadar her birinde aslında bir şekilde bu tarih boyunca şey yapılmış, işlenmiş durumda. Hatta mesela paganlık dediğimiz şey, kavram, yaratıcı cinsel enerjinin kutlanması üzerine kurulu. Ve biz bu şeyi, erkek ve kadın cinsel organı, işte Sanskritçe'de lingam ve yoni deniliyor. Birçok kültürde temsil ettikleri yaratıcı güç için büyük saygı görülüyor. Eski zamanlardan bugüne. Ve ama bugün bambaşka bir hale getirilmiş durumda bu. Öyle değil mi? Mesela yani şeye bakıyorsun. Eski zamanlarda işte mesela 11 ve 12. yüzyıllarda Tantra'nın Hindistan'da inanılmaz yaygın ve açıkça uygulandığı bir altın çağ. Hatta birçok Hindistan mabetlerine falan gittiğinde çeşitli tantrik pozisyonlarda falan şeyler görebiliyorsun. O dönemin heykellerini, o dönemin işte hiyerogliflerini falan. Ta ki 13. yüzyılda işte Hindistan Müslüman istilasına uğruyor ve bütün tantrikler katlediliyor ve yazıtlar toptan yok oluyor. Daha sonra bu yazıtları ücra manastırlarda, Tibet manastırlarında falan saklamaya karar veriyorlar. Ve bunlar hatta gizli tutuluyor, şifreli yazılıyor falan. Daha sonra da biliyorsun yakın zamanda Tibet'te işte komünist istilası ve orada da yazıtların yok edilmesiyle iyice bunlar şey yapılıyor. Çünkü bu şöyle de bir şey yani buna neden bu kadar mesela bir karşı duruş olduğu şey değil mi? Hani insanın kendi esas doğasını keşfetmesi birilerinin hani dini ve siyasi güçlerin istekleri doğrultusunda ezilmemesini sağlayacağı için de kesinlikle bir şey. İnsan çünkü hani ne kadar aslında kendi iç doğamızı bireysel şey gerçekliğini gerçekleştirirse evreni ve varoluşu o kadar anlamlandırabiliriz. Çünkü bütün her şey aydınlanma mesela temelinde o iç dünyanı ettiğin yolculukla doğru orantılı. Kendini keşfedişle başlıyor ya her şey. Hatta mistikliğe giden yolun mesela omurilikten geçtiğini söylerler. Bedenin, kendi bedeninin hakimiyeti. Bugün mesela aslında bedenimiz bizim tapınağımız. Öyle değil mi? Yani varoluşla bizi direkt şey yapan tek şey. Hani suretimiz ve bedenimiz. Bu şekilde varoluşu algılayabiliyoruz. Bu bedenin içinden.
Evet, duyu organlarımız, işte beş duyu organımızla, ki bunlar bize ihanet ediyorlar aslında. Dışarıya dönük bu organlar aslında, yani kendimizin içsel dünyamız dışında aslında dışarıya şey yaptığımız sistem, hani az önce Carmuş'tan falan bahsettiğim, yani dilin mesela laneti, kendini ifade edememe şeyi, ya da kulaklarının, gözlerinin laneti. Yani hiçbir zaman aslında gerçekliği sadece algılayabildiğin kadarıyla algılayabiliyorsun. Esas içeriye yönelmedikçe. Mesela yogi takvimine göre Alp, biz şu anda yozlaşmış bir çağın son aşamasındayız. Kali Yuga deniyor bu çağ. Ateş ve yok oluşun çağı. Dünyanın tantrayı kaybettiği çağ. Bu hissediliyordu zaten, bir yok oluş çağı, evet. Oldu. Kali Yuga çağında erkek ve dişi enerjileri dengelemek için tekrar sahneye alacağı kehaneti var. Kendi içimizdeki dişil gücü yeniden keşfetmemiz ve gezegenimizin kendini intihara sürükleyen teknolojisinden kurtulabilmemiz için de tek umut olarak adlandırıyor bunu keşişler. Ve bütün aslında semavi dinlerde ya da dinsel metinlerde falan bu kıyamet dediğimiz ya da şey dediğimiz şey aslında bizim kendi yarattığımız gerçeklik. Yani bunu biz değil mi, yani dünya, yani başka bir cennet yok ya da başka bir dünya yok. Dünya tam burada ve bütün her şey. Evet, kafayı zaten burada. Tom Robbins de şöyle diyor. Kafayı cennete, cehenneme, diğer dünyaya takmak, bu dünya, kafayı cennete takmak, bu dünyada cehennemi yaratmaktır diyor. Bütün sapık, kesinlikle, mantıkların arkasında genellikle bir kafayı cennete takma durumu oluyor. Halbuki cennet kimsenin sana gelip kanıtlayabileceği bir şey değil. Yani Nietzsche'de, Zerdüşt'te şey diyor ya, dünyaya sadık kalın kardeşlerim. Hani başka bir dünya öğüdü vaat edenlere kanmayın diyor. Evet. Çünkü işte bu dil de burada böyle bir problem çıkartıyor. Bütün bunlar da yanlış anlaşılıyor. Mesela Nietzsche'yi yanlış anlayan insanlardan biri Hitler. Biraz bundan bahsetsene, ben şey alacağım. Bir filtre alıp geliyorum. Sen başla bahsetmeye. Okay, okay. Tabii. Nietzsche'yi yanlış anlayan Hitler. Nietzsche'yi yanlış anlayan Hitler. Nietzsche'nin çok sevdiğim bir lafı var. Şey diyor. Kim ki ahlak ve erdem şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en şerefsiz odur diyor. Ve yani Nietzsche gerçekten yanlış anlaşılmaya müsait bir karakter aslında. Hem yazılarında hem de yaşayışıyla olsun, bahsettiği kavramlarla özellikle. Ve yani çok o dönemin Almanya'sında özellikle Nietzsche'nin güç fistancı düşüncesi tamamen Hitler'in kurmak istediği sisteme müthiş bir şeydi. Aryan ırkını, üstün ırkı yaratma düşüncesine tamamen uyumlu görünüyordu. Ama Nietzsche mesela hep şey diye adlandırılır. Nihilist ya da aslında Nietzsche nihilist de değildi tam olarak. Yani nihilizme de karşıydı. Öyle, yani Nietzsche gerçekten her şeye karşı olan bir adam. Yani bütün kavramların ötesine geçilmesi ve hepsinin aşılması gerektiği. Osho mu diyordu? Nietzsche mistik olduğunun farkında olmayan bir mistiktir diye. Osho şey diyordu. Nietzsche'nin tek sorunu diyordu, doğuda doğmamış olmasıydı diyor. Yani Nietzsche müthiş bir dehaydı ve Batı düşüncesi onu şey yaptı, sarmaladı. Eğer Nietzsche ki Osho da Batı'ya olsun gittikten sonra nasıl kendi o düşüncesinin
barışçıl tamam. şey düşüncelerin nasıl evet. bir etki yarattığını, artık terörist saldırılara falan geçtiğini. Abi sistem çünkü yani bir kişiyi hani bir toplumları yok ediyor, bir kişiyi paramparça eder yani. Bir takım işte saatlerle, Rolls Royce'larla, ne bileyim gülme gazlarıyla falan, değil mi? Evet. Ölümünün sonlarına doğru gülme gazları veriyorlar adama, uyuşturucu olarak yani. Ve bu mesela yani bu Naziler, Hitler'e biraz giriyorduk ya. Şunu düşününce çok acayip geliyor insana. Abi bunu yapan bile mesela... insanlar senin benim gibi insanlar. Ne yapıyorlar bu adamlar? Sırf atıyorum başka bir ırktan diye, Yahudi diye hamile kadınları sokağa çıkartıp hamile kadınları tüfekle vuruyorlar karşılarına dizip. Ve bir insan bu bunu yapan. Sadece bir polis, asker gibi bir şey, kolluk kuvvetine sahip bir kolluk kuvvetinden biri. Hı hı. Ama bir insan sonuç olarak. Ve insanları bu noktaya getiren şey ne? Yani nasıl oldu bu ya? Nasıl böyle bir duruma gelebilir? Yahudi ya düşün... diye... Hı hı. Hı. Düşünce işte çok enteresan bir şey, bir süreç. Yani kendini neye inandırırsan gerçekliğin o oluyor ya. Hani ve bu gerçeklik, yarattığın gerçeklik, hani bırak bir doğayı katletmeyi şeyi, hani kendi insanlığı öldürmeyi, kendi şeyinin bile, kendi varoluşunun bile karşısına geçebileceğin bir şey haline geliyor, kavram haline geliyor. Bu benim algılayamadığım bir şey ya gerçekten, hani bu herhalde şanslıyız yani, bilemiyorum, hani herhalde bir şekilde doğru yerde, doğru zamanda, doğru kitaplarla ya da doğru evet, insanlarla karşılaştık. Şöyle bir şey var. Bak mesela yani bu insan diyorum ya bunlar. O dönemin Almanya'sında sen ben olsak, yani kendini onun yerine koy. Sen de olabilirdin onu vuran evet. kişi. Onu yaparken evet, farkında yani toplumu, olmuyoruz. Hani bu şey değil, bu Alman ırkın bir şeyi değil. Yani bütün Almanlar böyle düşünmüyordu eminim. Ama hani bir şekilde buna inandırıldılar ve sonra inanılmaz bir şekilde katliamlar ve vahşetler birbirini evet ve birbiri ardına gel gelelim geldi. Bakıyoruz bugün de faşizm çok popüler. Hani geçen gün neyi öğrendim? Yine şey söyledi. Bizim sayın Cumhurbaşkanımızın hakaret etme ama sayın Cumhurbaşkanımızın şoförler ordusu varmış. Bir sürü şoförü var. Ve bu şoförler ordusunda bir baş şoför varmış. Şoförcü başı. Onların başında. Üçgen piramidin üstünde. Şoförcü başı var. Şey gibi işte. Ve bu şoförcü başının da bir... Atlarda olur ya böyle. Ve bu şoförcü başının da bir şoförü varmış. Yani şoför işe şoförle geliyor. Ne yapıyorsunuz? Bir tane Cem Yılmaz'ın öyle bir esprisi vardı sanırım. Türkiye'de 5 milyondan fazla müdür mü ne varmış galiba? Evet, 6,5 yani, milyonlu galiba. Müdürün müdürü falan. Hani. Başkan. Başkan, aynen. Onun başkanı, oğlunun başkanı. Son bir şey, bir konu gelmişti aklıma sen konuşuyorken. Bu psikedelik konu başlığımızda, şamanizm de aynı zamanda. Türk kültüründe mesela şamanizmin etkilerini hala yaşıyoruz biz. Orta Asya Türklerindeki kilimlerimizdeki desenler, saykedelik desenler mesela. Bunun ya da örneklerinden... inanç biçimlerimizde hani hurafe diye ya da şey diye adlandırdığımız. Evet, tahtayı vurmak vesaire gibi şeylerimizde, cenaze törenlerimizde İslami cenaze törenleri olmasına rağmen mevlid vesaire gibi
hala şamanik ritüelleri de gerçekleştiriyoruz. Bundan, bu konu hakkında mesela söyleyeceğim bir şeyler var mı? Neydi o kitabın adı? Kimin? Türk Şaman Metinleri ve Menatlar diye bir şey var, kitap var. Güzel bir kitap. Kürşat, Ya o Kürşat bir kimdi adam yazan? hatırlamıyorum ismini de işte şaman mitlerinden falan bahsediyor kitapta. Zaten Türkler yani bu çok şey kavramlar tabii. Hani mesela aynı şeyleri geçen bir Kızılderili şeyini gördüm. Yine böyle kilim oyması gibi bir şeyini resmini. Üzerindeki desenlerde böyle ay, yıldız, işte geyik falan gibi şeyler vardı. Resimler vardı. Mesela Türkler yani ciddi anlamda böyle şeyde bile hala mesela Anadolu'da bile bu devam ediyor. Bu yoğun şamanizmin esintileri. Hatta böyle sufiler falan mesela ney çalarlar ya, neyin şeyi kargı kamışından yapılmadır. Ya da üzerlik otu kullanırlar falan. Hala mesela şamanik psikoaktifler falan kullanmaları. O nefesi İşte çektikçe de yükseliyorlar mı? bir trans haline geçiyor mesela o semazan diye nitelendirdiğimiz hani hiç durmadan kendi etrafında dönen bir ritüel şeklinde bunu gerçekleştiren insanlar bugün nasıl oluyor bilmiyorum ama zamanında bu trans bir transa geçmenin şeyiyle gerçekleşiyordu. Ve bilmiyorum çok derinlemesine bir konu bu ya. Türklerin Evet, hala mesela neden şu an yani şeyde buna bile az önce ayrı bir bölüm bahsettim yapalım. ya 11 ve 12. yüzyılda Hindistan'da işte tantriklerin çok şey olması yani çok altın çağını yaşaması falan. Sonra 13. yüzyılda Müslüman istilasıyla bunların hepsinin katledilmesi, yazıtların yok edilmesi falan. Aynı şeyler bize de oluyor. Yani bütün her ne kadar o şey dense de hani işte Müslümanlar şey kültürlerine Osmanlı için falan diyorlar galiba bunu. Ama hani gittikleri yerleri şey yapmamışlardır, kültürlerini bozmamışlardır falan filan gibi şeylerdense de böyle bir şey mümkün değil. Yani bütün şeylerini, bütün gerçekliklerini, düşünce sistemlerini falan değiştiriyorsun ister istemez ve yok ediyorsun. Ve zamanla her şey gitgide daha bir şey oluyor gibi. Öyle değil mi? Bugün mesela hani geçmiş kadim toplumların hep hani bahsederiz ya işte Anadolu, Mezopotamya falan kadim toplumların yaşadığı coğrafyalarda ama bugün bu kadim toplumların hani hala kullandığımız bir takım şeyleri var. Mesela o Luvilerin dili o dönem inanılmaz şey bir dil. Mesela böyle şeyleri var işte pati adım demek. Anna, anne demek, atta uzak demek falan. Biz bunu bebeklerimize bugün şey yapıyoruz ya, öğretiyoruz ya. Hani bu dili hala mesela kullanıyoruz falan ama bu toplumların hani düşünce yapıları ya da şeyleri tamamen yok edilmiş durumda. Ve Evet. Bence bilmiyorum. biraz sona doğru yaklaşıyoruz artık. Ben bir tasavvuf şiiri okumak istiyorum Üstad. Ah, lütfen. Niyazi Bayılıyorum Mısri'den böyle bir şey. o şeye, şiire. Hak ilmine bu alem bir nüsha imiş ancak. Ol nüshada bu Adem bir noktaymış ancak. Ol noktanın içinde gizli nice bin derya, bu alem o deryadan bir katreymiş ancak.
Ademliğini her kim bulduysa odur Adem. Odur Adem. Yoksa görünen suret bir gölgeymiş ancak. Wow. Diyor. Hak ilmine bu alem bir nüshaymış ancak. Müthiş bir şiir ya. O nüshada bu Adem bir noktaymış ancak. Müthiş bir şiir. Bu arada şey izledin mi? Sana söylediğim filmi dün. Hangi? İzledim. Naked evet. Island. Evet. Acayip bir nasıl film. Bir film? Acayip bir evet. Film. O ayrı bir yine ben Alper'le sinema konuşursak konuşuruz. O Uzak Doğu filmlerinden de bahsederiz. Ozu'dan bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Şey yapmıştım ama Ozu'nun The Late Spring filmi. O üçleme zaten var ya hani Tokyo Story. Evet. Late Spring. Late Spring. Early Summer mı öyle bir şey. Çok bir büyü var bu adamlarda. Çok acayipler. O Naked Island'da açıkçası hani böyle dün izlerken en doğru zaman gibi değildi dün o filmi izlemek için. Çok doğru zamanda izlesen çok daha etkileyici bir film olabilir benim ama. Benim için öyleydi sanırım. Hani evet, böyle. Öyle oldu mu öyle olabilecek. O yüzden tesir etti. Tabii biraz şey de bir film yani durağan, belki ağır diyebileceğimiz. Evet, hiç diyalog yok mesela. Hiçbir replik diye bir şey yok yani. Tamamen böyle stoik bir aile. Hani günlük hayattaki şey uğraşlar. Doğanın kanunlarının getirdiği bir takım uğraşlar. Ve bunları yaşarken olan insanın iç dünyasındaki o aynı şekilde şeyi görebiliyoruz. Mesela şey dikkatimi çekmişti. Bu ilk dönem, ilk filmin başlarında su taşıdıklarında hep tarlalarını suluyorlar ya. Kadın suyu taşırken, adam suluyorken yanlışlıkla döküyor suyu. Yanlışlıkla döktüğünde adam gelip kadına tokat atıyor. Sonra çünkü bu önemli bir şey. Evet, o çok önemli bir şey. Öyle bir hata yapılmaması lazım. Çünkü çok uzaktan gidip zor taşıyarak getiriyorlar o suları. Sonra çocukları öldükten sonra kadın yine su getiriyor. Yine devam ediyorlar, dönüyorlar hayatlarını. Her türlü hayat devam ediyor çünkü. Adam yine tarlayı suluyorken kadın getiriyor suları. O da dikkatli bir şekilde koyuyor yine falan. Hep onları da gösteriyor. Dikkatli bir şekilde koyuyor, çıkartıyor sulara bir şey olmasın diye. Sonra bir duruyor ve bir anda bir breakdown yaşıyor kadın. Suları alıp her tarafa atıyor böyle. Yerlere vurmaya başlıyor. Tarladaki bitkileri kopartmaya başlıyor falan. Adam bu sefer hiçbir şey yapmıyor. Evet, adam sadece bakıyor böyle. O çocuk öldükten sonra o yaşanan breakdown'a. O küçük yanlışlıkla dökmesine tokat attıktan sonra orada her şeyi dağıtmasına, bütün emeği bok etmesine rağmen sadece bakıyor. Çok acayip. Acılar çünkü yani. Evet. Anlıyor yani çünkü o doğru. Evet. Doğru. Okey, o zaman bir programın daha sonuna geldik. Evet, benim de ben çok yanlış bir yer seçmişim. Ensem yandı şu an muhtemelen. Kırmızı bir enseyle biraz hayatıma devam edeceğim. Arkandan ama şey, kelebekler falan uçuyor arada. Evet, çok kelebek var burada. Burada gördüğümüz öyle hayvanlardan şu bölge bak. Hemen yakın bölgede gördüğümüz hayvanları söylemiştim sana. Sincap, kirpi, gelincik ki biz onları önce fark ettiğimiz için onlar bizi fark etmeyip çok yakınlarımıza gelmişlerdi. İncelemiştik. Tilki, bir sürü kaplumbağalar, kurbağalar böyle yani terk edilmiş şey, bir baraj alanı. Şey çok ilginç ama ya. Öyle ya, öyle bir yerde bile yani insanların yerleşim alanı ve en nihayetinde kadar bir kırsal olsa da insan etkisinin maruzuna uğrayan bir bölgede bile hala doğanın içten içe devam edişi ve hala bu tarz güzellikler evet olması bir yandan da çok şey bir şey ya, çok duygulandırıcı bir şey yani, duygulandırıcı bir deneyim. Evet. Yani ne olursa olsun yine doğa bir şekilde işlemeye devam ediyor. O zaman ne diyoruz? Dostlar, her şey şu anda oluyor.
kendimize birden iyi davranalım. Evet, aynen. Birdenbire. Görüşürüz Üstad yakın bir zamanda. Adios. Yine. Okay, görüşürüz. Sağ ol. Sen kapat.